Teşkilatı mensupları, çok değerli meslektaşlarım. Memur Sen Konfederasyonu olarak yaklaşık 2,5 milyon, Sağlık Sen olarak ise 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanımızın çalışma koşulları ve hakları için önümüzdeki hafta başından itibaren toplu sözleşme masasında olacağız. Aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insanımızın geleceğini ilgilendiren toplu sözleşme müzakerelerinin adalet ve hakkaniyet temelinde sonuçlanması dileğiyle sözlerime başlarken, basın toplantımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına teşekkürlerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün basın toplantımızda açıklayacağımız toplu sözleşme taleplerimizi Türkiye genelinde de 2 gün öncesinde 81 ilimizde 10 binlerce üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik. Tekirdağ Sağlık Sen Şubesi olarak 2 gün önceki basın açıklamamız Çorlu'da oldu. Bugün de Çerkezköy Devlet Hastanesi önündeyiz. Sadece taleplerimizi paylaşmak için değil, Suruç'ta sönen hayatları, KPC pusularla şehit edilen askerlerimizi, polislerimizi dualarla anmak, sağlık çalışanlarını kaçıracak, ambulanslara ve sağlık kurumlarına saldıracak kadar vahşileşen terör saldırılarını telin etmek için toplanıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tabandan tabana işleyen istişare süreçleriyle hazırladığı, biraz sonra açıklayacağımız toplu sözleşme taleplerimizin 74 milyon ülke insanının duyarlılığını ve desteğini hak ettiğini buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Çünkü her gün ailesini ihmal edip hastasına yoldaş, yaşlısına evlat, engellisine destek, kimse size aile olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanı artık milletimizin vefasını hissetmek istiyor. Kamu hizmeti tanımını taşıdığı riskler ve sorumluluklarıyla birlikte 24 saat esaslı hayata hizmet şekline dönüştürerek devletin Ali Cenaplığını, onurunu temsil eden şefkat kahramanları artık devletinin adaletini hissetmek istiyor. 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanını sağ salim evine dönme duasıyla işine uğurlayan devletine, milletine emanet eden aileleri onların sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalıştıklarından emin olmak istiyor. Değerli basın mensupları, yaşatmak için savaş verdiğimiz bir alanda hayatımızı tehdit eden yüzlerce risk altında işimizi yapmaya çalışıyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal tabanlı riskler nedeniyle sağlık en tehlikeli işler kategorisinde yer alıyor. Üstüne her geçen gün artan şiddet belasının da mağdurları olmaya devam ediyoruz. Terörün sağlık çalışanları ve kurumlarını vahşice hedef aldığı günler yaşıyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sağlık hizmetlerini aksatmadan, hiçbir tehdide boyun eğmeden hem devletimizin hem de mesleğimizin onuruna sahip çıkarak görevimizi yerine getiriyoruz. Bunun karşılığında da devletimizden sağlıklı, huzurlu ve hakkaniyetli çalışma koşulları temin etmesini istiyoruz. Ancak maalesef ortaya konulan fedakarlığa rağmen sergilenen bürokratik duyarsızlık sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yaralamaktadır. Umudumuzu kırmaktadır. Biz bugüne kadar sergilenen duyarsızlığı kamu işveren kurulunun yakalandığı bir hastalık olarak görüyoruz. Devletin en tepesinin Cumhurbaşkanımızın talimatına rağmen 2 yılda yıpranma payı hakkını vermeyen bürokrasinin emek azımsızlığı yaşadığını düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, toplu sözleşme masasına Sağlık Sen olarak 90'ın üzerinde taleple gidiyoruz. Bu taleplerin pek çoğu yıllarca ihmal edilen sorunlara çözüm amaçlıyor. Bu taleplerimizin bir kısmını müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan kat sayıları arttırılmalıdır. Sağlık çalışanlarının döner sermaye kat sayıları hastanelerde, sağlık müdürlüklerinde, halk sağlığı il müdürlüklerinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, sağlık teknisyeni gibi tüm sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının, genel idari hizmetler sınıfı çalışanlarının, teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının ve yardımcı hizmetler sınıfı bütün sağlık çalışanlarının kadro ünvan kat sayısı 0-10 puan arttırılmalıdır. İzinlerde döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi oranı %15'ten %1'e düşürülmeli ve döner sermaye tutarı komisyonun inisiyatifinden artık çıkartılmalıdır. Pratisyen tabip, diş tabibi ve 3. basamak sağlık tesislerinde çalışan uzman hekimlerin döner sermaye katsayıları arttırılmalıdır.
Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir. Sabit ek ödeme oranları 20 puan arttırılmalıdır. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf olmalıdır. 4C, vekil ebe ve hemşirelerle kamu görevlisi olmayan aile sağlığı personeli kadroya geçirilmelidir. Üniversite hastanelerinde çalışanların döner sermaye kat sayıları arttırılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışanlara sosyal hizmet tazminatı verilmelidir. Merkez teşkilatı çalışanlarına döner sermaye verilmelidir. Hekimlerin mecburi hizmet süreleri kısaltılmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan arttırılmalı ve yardımcı hizmetler sınıfının da ek göstergeleri arttırılmalıdır. Kamu hastane birliklerinde tabip dışı sözleşmeli yöneticilere sabit ek ödeme verilmelidir. Üniversite ve adli tıp kurumundaki hekimlere garanti gelir verilmelidir. Gece nöbeti ücretleri %20 artırılarak ödenmelidir. Sağlık çalışanlarına ücretsiz kriş hizmeti verilmelidir. Yemek servisi bulunmayan yerlerdeki personele ve 112'lere nakdi yemek yardımı yapılmalıdır. Riskli birimlerin kapsamı genişletilmeli ve komisyonlarda görevli çalışanlara ek puan verilmelidir. Tıp bayramı ve sosyal hizmetler gününde hizmet kolumuzdaki tüm çalışanlara ikramiye verilmelidir. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri 6 ay süreyle SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir. Sayın basın mensupları, malumunuz üzere kamu görevlilerinin genel yetkili konfederasyonu ve temsilcisi memur sen olarak genel mali taleplerimizi geçtiğimiz gün sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak, 2016 yılında 1. 6 ayda %8, 2. 6 ayda %8 ve 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 150 TL zam, artı 2015 yılı ekonomik büyüme oranının %50'si ve 3 aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar refah payı artışı artı enflasyon farkı istiyoruz. 2017 yılında 1. 6 ayda %7, 2. 6 ayda %7 ve 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL zam, artı 2017 yılında 3 aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar refah payı artışı ve enflasyon farkı istiyoruz. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisi, kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları, çok değerli sağlık çalışanları arkadaşlarım, 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına paylaştığımız toplu sözleşme reçetemizin hayırlar getirmesini diliyor. Başta medyamız olmak üzere bütün kamuoyuna bir kez daha sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Burada bugün emniyet mensupları da var. Okumadığım talepler arasında polis ve emniyette görev alan arkadaşların da sendikal hakka kavuşması bu seneki toplu sözleşme taleplerimizden bir tanesi. Basın mensuplarına, emniyete ve katılım sağlayan arkadaşlara tekrardan 500 bin sağlık çalışanı adına ve yönetim kurulum adına hoş geldiniz diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar.